Yani merkeze yaptılar. Alkolik bir üye isteğiydi. Tabii BIST 100 hissesi olduğu için herkese açık yayınlanacak. Şimdi Alarkolding'i uzun zamandır bir paralel kanalda takip ettik. Yani yukarıda bir direnci vardı yükselen. Oraya eşlik ediyordu. Aşağıda da bir düşen değil, özür dilerim. Yükselen trendin desteği vardı. Oraya geldiği zaman da yukarı hareketler güçleniyordu. En sonunda bir de tam emin değilim ama bir haber de vesile oldu galiba, tam hatırlamıyorum. Yukarı doğru bir kırılım geldi. Bu kırılımdan sonra aynı bunun benzerini biz Ereğli'de yaşadık. Yani o grafiği açarsanız bulabilirsiniz. Bir yükselen kanalın kırılımı var burada. İyi, yani bu paralel kanalın kırılması iyi bir şey. Daha yukarılara doğru hedefi biraz daha büyüten bir hareket. Şu anda kanalın şuradaki gördüğünüz direncin desteğini alıyor. 7.80'de olumlu, her şey pozitif. Bir yani hacim şimdi şuradaki çok ekstra oldu tabi de. Kuyruklu yıldız gibi bir şey yaptı burada. Ekstra oldu. Şu son günün hacmi biraz daha iyi olsaydı, hani hacimsel şeylere dikkat ederim, hareketlere, daha iyi olabilirdi. Kötü mü? Kötü de değil, onu söyleyeyim. Fakat tabi bir ısınma söz konusu. Yani RSI 72'den döndü geçen sefer. Ve genellikle şimdi Alarko'yu bir geri alalım. Yani maksimumunu söyleyelim, 85 maksimum. Bakın yani en yüksek geldi 2012'den beri 85. Onun altına indiğimiz zaman 80-81'i görüyoruz RSI değerindeki. O da yoğunluklu değil. O temasta yani şurada 4 teması var. Ama yoğunluklu teması gördüğünüz gibi 74-75 civarında kar satışları geliyor. Ki en son yine öyle oldu. 70 2.73 civarında oldu. Yani biraz daha devam ederse 75 civarında tekrar kar satışları burada görülebilir. O bir aklınızda olsun. Kendi direncinde yapmış oldu tabi yukarıda. 8.19 zaten 1.618-8.40'daydı. Kaldıkça desteğin üstünde. Yani 7 hatta 7.65 demeyeceğim artık. Bu grafik biraz değişmeye başlayacak. Şöyle bir alan 7.54 diyeceğim ben burada. 7.54 bozulmadıkça hiçbir sorun çıkarmaz arkadaşlar. 7.54 bozulursa tekrar o paralel kanalın içine düşmüş olarak kabul edilebilir ve ona göre strateji baştan kurulabilir. Onun için 7.54 7.53 seviyesi önemli. Yani biraz daha gevşerse, çünkü aşağıda 7.35 var, onun da altında 7 lira var. Ana olarak şunu söyleyeyim, yani genel majör anlamda konuşuyorum. Şu kanal bozulmadıkça, içine düşse bile kanalın, kanal bozulmadıkça da başınızı ağrıtmaz. O kanal öyle tıngır mıngır iyi kötü az çok gidiyor. Yani gittiği sürece de primlenmeye devam ediyor. Biraz hani şey düşeylikte açısı biraz yüksek. Tamam, hani hız olarak belki bilmiyorum tatmin eder etmez, o ayrı konu. Ama gerçekten hızı da az değil, yani Ağustos'tan bu yana gördüğünüz gibi %100'e yakın. 7 lira, hani dışını saymıyorum bu kanalın. Üstünü sayıyorum, 7 lira 50 kuruş. Şurada kanala girdiği yer, yani bizim girdiğini varsaydığımız yer 4.70. O da az değil. Daha ne olsun. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Aramaya da gerek yok. Şu son gün oluşan mum %3'lük kaliteli bir mum. Sadece işte dediğim gibi biraz hacmen biraz daha yüksek olsa şuradaki heyecanın devam ettiğine bizi biraz inandırıldı. O biraz hacim düşüklüğü bu heyecanın sanki oradaki alım satım hızının ticaretinin biraz kırıldığını demeyeceğim. Çünkü gene normale göre yüksek olduğu için hacim biraz törpülendiğini gösteriyor diyeceğim. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar.